Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri, günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 28 Nisan, öyle olması lazım, kontrol edeyim bilgisayardan da. Evet, 28 Nisan 2020 Salı. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün dileyerek programımıza başlayalım. Çok fazla tartışacağımız, konuşacağımız konu var. Çok rahatsız edici tartışmalar var, çok rahatsız edici yorumlar var, çok rahatsız edici açıklamalar var aslında. Allah kimseyi ırkçı yorum yapmaya mecbur bırakmasın ama Allah kimseyi de tabii ki ırkçı yorum da yaptırtmasın. Çünkü ırkçılık gerçekten çok kötü bir olay. Kötü bir olay. Mehmet Şenler günaydın dedik. Kemal Osman Ceyhanlı günaydınla başlayalım. Semavi Aşık abim, Mustafa Baduna kardeşim. Mustafa Aşman, günaydınlar efendim, günaydınlar. Şimdi, Gönyeli'de Gönyeli Spor Kulübü'nün çok değerli, Gönyeli Spor Kulübü'ne çok önemli katkıları olan çok değerli bir büyüğü yaşamını yitirdi Mustafa Lord. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine, Gönyelilere sevgilerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün Gönyeli'de toprağa verilecek. Dönüşümlü açılma olayını konuşuyoruz artık. Bugün sosyal medyada paylaşılıyor dönüşümlü açılma. Onay Başel, Metin Emirali Bengisu, İbrahim Özsanlı, günaydınlar. Bu şey az kalsın gene bak yalayacaktık ama hayır, artık yalama yok, çeviremiyorum. Dökeceksin kolonyağını, acele etmeyeceksin. Evet, önce yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Kesin ve resmi değil, çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek diyor bu konu. Sayın Erdin Çök'ten, Kısmet İzanoğlu, Şengül Necip Kırmızı, sizlere de günaydınlar. Günaydınlar Kaan Güler. Şimdi bu konu kesin değil, yarın görüşülecek ama hırdavatçılar, cam ve aynacılar, su ve elektrik tesisatçıları, klima, bakım, onarım, havalandırma, tamir, soğutma, ısıtma sistemleri, ilaçlama ve temizlik şirketleri ve bilgisayar tamircileri. Bilgisayar tamircileri, yani bilgisayar dükkanları da açılacak. Tamir ediyoruz abi diyecekler herhalde. Öyle olacak Çilem Taşdemir, öyle düşünüyorum. Okan Erdemsiz kardeşim, günaydınlar. Güzel yürekli dostum. Hidayet Ali Sarı, Ali Tektan, Okan Erdemsiz tekrardan, Erol Köse, günaydın. Kaan Güler kardeşim, günaydın. Hayırlı sabahlar. Şimdi bunlar yarın öbür gün açılacak gibi bir ifade var. Yani cuma gününe kadar bunlar açılacak iddiaları var. Tabii bekliyoruz. Irkçılığa ve ayrımcılığa Kıbrıs'ta hayır diyor Erol Köse. Bu konuya da gelecek Erol kardeşim. Bu çok önemli. Irkçı ve ayrımcılığa gelmememiz lazım bizim. Burada herkes bizim kardeşimizdir. Herkes bizim canımız, ciğerimizdir. Kimse dışlanmamalı, ötekileştirilmemeli, buna çok dikkat edilmeli. Türkiye'de ve dünyanın başka ülkelerinde yapılan hatalar burada bizi hiç bağlamıyor. Ben dün bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığının çok büyük bir dışlama, hata olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı korudu, bizim resmi görüşümüzdür bu dedi ama adamın söyledikleri son derece yanlıştı bana göre. Bu ülkede de benzer tartışmalar var başka türlü. O Sayın Ali Erbaş LGBTİ bireyler için çok yanlış ifadeler kullandı diye düşünüyorum. Alın götürün, yargılayın falan filan, geçin bunları, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ama yanlış olduğunu, Cumagül Muradova, günaydın. Evet, Türkmenistan'da çok kötü fırtına olmuş. Bütün Türkmen memleketinde geçmiş olsun, yakınlarımıza ulaşamadık diyor Cumagül Muradova. Bu da kötü tabii ki.
Allah geçmiş eylesin bütün Türkmen kardeşlerimize. İskele'den Nazim Abdullah bize selam ediyor. Ercan Mert Doğdu, Çatalköy'den Kubilay Güler, Kamil Özalay, Guten Morgen from Germany. Sonbaharı bekleyin, bu iş bitti diyorlar ama sonbaharı bekleyin diyor, sonra konuşalım, doktorumuz öyle diyor. Allah hepimizi korusun, bilim adamlarının görüşleridir bu, bizdeki doktorun da görüşü böyle. Biraz sonra onu da konuşacağız. Sayar Aker, normal hayata dönüyoruz diyor, pek fazla normal midir değil midir, yoksa daha c-normal, b-normal, anormal midir bilemiyorum, harfi var mı başında. Yılbay Direkçi, evet. Dün günlerden pazartesiydi, diğer günlerden farkı yoktu. Yaşa be Yılbay abi, gerçekten yoktu. Eskiden afa giderdi pazar günleri. Ufuk abiyle, Ufuk Tamson'la. Şimdi gidemiyor tabii ki. Ufuk abi gitti. Dönüş olmayan yola, Allah rahmet eylesin. Süleyman Yalçın da Galimera Mastre demiş. Kazım Hakverdi, günaydın. Neredesin be Kazım? Tolga Arslanoğlu, Kıbrıs görüşmeleri ne durumda diyor Tolga Arslanoğlu. Bitmek üzereydi kardeş. Bugünlerde görüşürler, bitecek inşallah. Yani son taslakları hazırlarlar da tamamdır. Olacak bir şeyler inşallah. Mustafa Karataç, Güven bu akşam bizimle görüşecek Sayın Akıncı. Yani Kanal T ekibiyle, Kanal T'nin programcı ekibiyle görüşecek. Görüşecek değil, sorular falan soracağız, o da yanıtlayacak. Çok uzun senelerdir Sayın Akıncı'yla program falan da yapmadım. Yani geçen seçim öncesinden beri. Çok uzun, unuttuk adamın yüzünü. Güven Doğacan, Mustafa Karataç, günaydın. Ahmet Yorgancı, Raif Asfaroğlu. Neyse, şimdi günaydını sabahı kestik Aysun Öztürk. Son günahımız, günaydınımız Sabahattin Rahimoğlu da, Cem Denizer'de. Pileliler için bir açılım olacak mı? KKTC'ye geçemiyoruz. Abi siz kalın orada, yani ne lüzumu var ki KKTC'ye geçmenin? Diyeceğim ki olmaz, çünkü işi gücü var insanların. Ama mutlaka bir açılım olacak, mutlaka bir şey düşünülecek. Çünkü bir tartışma konusu da güneyde çalışanlar veya sizin gibi güneyde kalıp kuzeyde çalışanlar da var. Yani güneyde sayılan, yani güneyde kalıyorsunuz demiyorum ama sonuçta pasaportla geçip gidme durumları var. Yani kimlikle geçiyorsunuz. Sertat Serdar, günaydın. Neyse, ikinci aşamada yetkili servisler, beyaz eşyacılar, otomotiv, tüm makinist tamirciler, off license'lar, factoring leasing şirketleri, uluslararası bankacılık birimleri, Soner Yolaç kardeşim bana selamlarını göndermiş Eski Karadağ'dan. Günaydın kardeş, günaydın kardeş, bizim torununla diyor, seni dinledik. Çok 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 selam ederim ona da yanacıklarından. İnşallah korona geçsin, öptüm. Şimdi değil. Evet, çiçekçiler, oto yıkamacılar, yaşarım açılacak ikinci aşamada. Döviz büroları, sigortacılar, çiçekçi peyzajcılar, tarım hayvancılık sektörüne ekipman sağlayanlar, anahtarcılar, tabelacılar, reklamcılar, kuru yemişçiler. Hah, kuru yemişçiler. İlginç. Plastik, poşet, pet, şişe, naylon üreticileri, enerji güvenlik sistemleri, makine sanayi, yani iş makinesi, iş araçları, enerji güvenlik, makine sanayi, iletişim, elektronik falan böyle devam edecek. Bobinajcı, akücü, iş kargo, sonra üçüncü aşama. Bunlar için ne zaman düşünülür bilmem ama zannedersem 4 Mayıs tarihinden itibaren düşünülür bunlar için. Üçüncü aşamada berber, kuaför, güzellik salonu, kuyumcular, hukuk ofisleri, mimar mühendisler falan, bunlar daha sonra. Büfeler ve sandviçlerin take away servisleri. Take away, aman anam da en çok onun açılması durumlarındayık. Sorry, en çok Ali Boy lazım açılsın. Yani sıkıntım oradadır benim de, en büyük sıkıntım, tek sıkıntım. Diyeceğim ki şaka yapıyorum. Kezban Ali, Şahsine Keskin, Salih Demirkent, günaydın. Devlet hastanesi hizmet vermeye başladı. Ben kalp hastası olduğum için tahlil yapmam gerekir. Bunun için sıra beklemek mi gerekir? Tabii ki önlemimizi almamız gerekir. Salih Demirkent, ne bileyim abi, ben bilmem, soracağım hastaneye. Ben bilmem bunu, sıra beklemen. Necdet Mavigözlü, Sertat Serdar, günaydın. Urungu Ulutu kardeşim, günaydın tekrardan. Şimdi bıraktık bunu, geçtik şeye. Dönüşümlü açılma hikayesi tartışılıyor. Yarın Bakanlar Kurulu konuşacak bunu. Yarın Bakanlar Kurulu konuşacak. Bunun sesini de kapatalım. Çok gürültü çıkarır. İş bankasına para yattı gibi gelir bana. Onun için dın dediğinde reklamına mı girdik bankanın? Değil. Banka hesabım orada, hesabım var onun için. Evet.
Kezban Ali, Şahsine Keskin. Şimdi dönüşümlü açalım mı, açmayalım mı? Tartışma. Doktor Bülent Dizdarlı, şimdi doktor sadece tecrübeli bir doktorumuz değil, sadece tecrübeli bir spor insanımız değil, Çetin Kaya Başkanımız değil, eski Mehmet Coş Karşılı günaydın, Ramazan Hızır günaydın, eski başhekimimiz değil, Bülent Dizdarlı toplumumuzun çok değerli bir insanı, çok önemli bir insanı, doktorumuz değil sadece yani, o ağabeyimiz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Biz söylediklerine güvendiğimiz bir insan. Sadece tecrübeli bir doktor olsaydı kulak burun boğaz, abi boğazım yakar, abi burnum gene patladı diye gider rahatsız ederdim yine. Ama şimdi durum o değil. Diyor ki, acele ediyor hükümet. Bunu tartışalım. Bunu tartışalım. Çünkü Yeni Bakış yayınladı bunu. Yeni Bakış diyor ki aynı zamanda bugün yorumunda, yarın bu konu birazcık şey olursa, yani ikinci dalga olursa vebali nasıl olacak? Bunu çok iyi tartışmak lazım. Bunu çok iyi tartışmak lazım. Çünkü bir öte taraftan da tabii bugün biz de yazdık onu. Ekonomi tıkırında değil. Çok kötü durumdayız. Hüseyin Özsoy, Katri İnatçı, Erdoğan Karakaya, Abdullah Yükler. Çok kötü durumdayız efendim. Tabii bu saatten sonra yasakları artık toplamak da sevgili Bülent Dizdarlı zor olacak. Ben hafiften dolaştım. Gözlemlerim şu. Lefke tabii Mesarya'dan, daha doğrusu Ercan Çemberi'nden doğuya doğru gitmedim. Supi Coşkun'un taraflarına, bizim başkanın, gitmedim Karpaz'a tarafa yani. Yani o tarafa değil. Bu taraf. Girne gayet terbiyeli. Terbiyesizdir diğerleri demiyorum yani. Terbiyeli derken yani şeye uygun. Uygulamalara uygun. Irkçılık yapmıyorum, ayrımcılık yapmıyorum. Sokaktaki insanların çoğu yabancı. Alışveriş maksatlı olanlar değil, gezenler çoğu yabancı. Belki onların evleri yoktur. Belki onların yani kaldıkları yer uygun değildir ama yani sanki böyle daha çok daha çok yabancılar. Gözlem bu. Lefke ve Omorfo en sakin yerler. Çok güzel. Bravo, 100 puan. Lefkoşa'da surlar içinde sanki çocuk kreşi açılmış gibi bir atmosfer var. Dün gördüm, biraz ürktüm, korktum ve no maske, maskesiz insanlar. Irkçılık yapmanın hiç gereği yok. Sevgili yeğenim, sevgili doktorum Nurçin İncirli var, Yeşilyurt Hastanesi'nde çocuk doktoru. O diyor ki en çok zaten yardıma muhtaç olan insanlar özellikle burada kalan ve vatandaş olmayan TC kökenli anneler. En çok onların yardıma ihtiyacı var. Ve bir de Afrikalı öğrenciler. Onların da yardıma ihtiyacı var her açıdan. Asıl yardım yapılması gerekenler bunlar ve listelerde yokturlar da. Evet, Lika Şemmedi diyor ki ben marketlerden daha kalabalık yer tanımam, kaldı ki para yok, ne yapacak bu ülkenin insanları, o da ayrı bir mesele. Ramazan Hızır da günaydın. Şimdi oraya geliyordum Lika Hanım. Dün bir büyük süpermarketi gördüm, öğleden sonra saat 3.30-4 gibiydi. İsmini söylememe hiç gerek yok. Daha böyle Mesarya girişi, çok büyük bir market, yemin ederim. Yemin ederim. Bakın uzay aracım bozuk. Bozuk olmasaydı, makinistler kapalı, spark sorunu var. Yani almıyor. Uzay aracım olmasaydı aya kaçardım. Uzay aracım bozuk olmasaydı aya kaçacaktım. Korktum. Resmen korktum. Ürktüm yahu. Yani bana korona bulaşacak gibi geldi. Covid-19 kesin bu adam dedim içimden.
Pencereyi kapattım arabanın. Maskeyi taktım. Poşu var bende. Poşu, Filistinliler, Kürtler takıyor doğu falan filan ve onlarda poşuyu da geçirdim üstüne. Biri de av şey şapkam var. Hasan Tosunoğlu'ndan çaldıydım. O da üstümdedir. Av şeyim böyle. Bir gün taktıydım onu komik böyle. O da böyle duruyordu böyle. Çünkü dedim gelecek üstümüze, üstümüze gelecek. 3/4 insanlar maskesizdi. Marketin içine, büyük marketin içine girmedim. Belki markete koymuyorlardı maskesiz. İnşallah öyleydi. Ama dışarıda askeri üniformalı insanlar. Komutanım günaydın. Sizlere de sevgiler, saygılar. Hürmetler efendim. Saygılar. Piyade teğmen, emekli piyade teğmen İncirli. Emret komutanım durumundayız. Size bir arz ederim ki onlar da maskesizdi. Ve park yerinde minimum 1000 araba vardı. Meksika-Texas sınırı. Yok böyle bir görüntü. Ve bu karantina durumu. Onun için değerli Bülent Dizdarlı ve değerli hükümet eden arkadaşlar, kardeşlerimiz. Yani gevşedik. Gevşedik. Çok gevşedik. Gevşeye gevşeye Kısmet İzanoğlu. Açılacak olan sektörlere kalabalık ortam yok. Fakat bugün marketlere baktığımızda en kalabalık yer oralar. Evet, marketler. Onun için inşallah o bir yerler açılınca gezme maksadıyla o bir yerlere de gitmeye başlar bizim ahali. Sıkılan ahali. Çünkü bence bunlar sıkılan ahalidir. Ya biz korkmaya gidiyoruz. Allah korusun. Yani Allah korusun. Boğulur giden, koronadan ölmen boğulur giden diyor Necdet. Anlamadım. Neyse. Hasan Sevinç günaydın. Hatice Uludağ Yurtkaya günaydın. Özgür Deniz. Evet. Özgür Deniz kendi sayesinde para kazanacak diyor. Böyle şeylere sakın inanmayın. Mesaj atmayın sakın. Böyle şeyler sakın. Hiç kimse kimseyi böyle şeylerle kandırmasın. Kamil Özalay. Evet, bizde dünden beri maske mecbur diyor Kamil Özalay. Almanya'da bizde de mecbur abi. Mecbur ama takmıyor insanlar nedense. Evet, Remzi, Diren Remzi Sadıç, Mehmet Ali Çavuşoğlu kardeşim günaydın. Erdoğan Karakaya, Mausa'da Afrikalı kardeşlerimiz. Erdoğan Karakaya, istersen sen kaldır bu şeyi, ben kaldırmayayım. Kullandığın ifade ters geldi, sen kaldır Erdoğan Karakaya. Afrikalı kardeşlerimizle ilgili ifaden hatalı, çok hatalı, çok yanlış. Yusuf Kadir Beyleroğlu, Ercan Mert Doğdu günaydın. Acele ediyoruz, önlem alamayacağız diyor Ercan Mert Doğdu. Bu da yorum. Hünalp Berkan, Cengiz Topel Hastanesi'nden bize selamlar ediyor. Biz de ona diyor. Vay kardeşim Hünalpcığım, senin Hünalpcığım. Evet, Suna Atam günaydın. Ayşe Ömer Balkaya Elye'den bize selam ediyor. Evet, Kozan Yorgancı diyor ki madem normalleşiyoruz hadi Cumhurbaşkanı seçmek için parçalanalım. Ekim'de seçeceğiz zaten. Erdoğan Karakaya günaydın. Abdullah Yükler günaydın. Hüseyin Özsoy'a söylemiştik. Katriye İnatçı günaydınlar. Hasan Seviç günaydınlar. Kemal Zaim, Ali Unyayar, Emre Vural. Gevşeye gevşeye incir gibi açılacak diyor. Karıştırma inciri. Fatoş Kerimoğulları günaydın. İbrahim Suay, Yusuf Kadir Beyleroğlu, Turgay Tuver, Hikmet Kaya. Hani dedin ya yüzüne koyduğun poşu falan onları diyorum. Havasızlıktan gideceksin. Ha anladım şimdi. Anladım Necdet abi gözlü. Evet. Bizi ürküttü. Tabii bizi ürküten başka bir durum daha var. Türkiye'deki görüntüler. Kıbrıs gazetesi de koydu bugün ama ben televizyonda gördüm. Yani bazı bölgelerde sanki böyle insanlar bulaş bana lütfen der gibiydi. Fazile Aykan günaydın. Bakacağız, bakacağız. Evet, tartışma biraz önce arkadaş dedi. Madem dedi girdik dedi artık normale dedi. Hadi dedi birbirimizi öldürelim dedi bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde. Başladık. Yeniden Doğuş Partisi yetkileri konusunda Cumhurbaşkanı'nın itirazları var. Haklı itirazlar olduğu konusunda ben de sıkıntım yok ama UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bugün çok güzel bir açıklama. Güzel derken yani katıldığım anlamında söylemiyorum. Ben bu konularda taraf değilim. Bana kalsa çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız şeydir. Nikos Anastasiadis'tir. Biz yardımcıyı seçeriz. Bana kalsa, bana kalsa. Saldırın! Saldırın! Gene Rumculuk yaptım.
Şaka be, şaka, boş verin siz. Umursamayın böyle şeyleri. Şimdi görev süresi uzatılan bir cumhurbaşkanı varsa, ki var, kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır diyor Ersan Saner. Yani aslında Ersan Bey çok kibar bir kardeşimiz. Yani ülkemiz siyasetinde kibarlık sıralamasını yap. İlk 5'te oynayanları seç, sür basketbol sahasına, kaptan Ersan Saner çıkar. Ama şey, diyemedi yani, sus kardeşim diyemedi. Ne dedi? Etik olarak dedi, yani idare et maçı Sayın Akıncı. Yani please be quiet diyor İngilizce. Yani başkası olsa affedersiniz tabii, Sayın Cumhurbaşkanı, sözüm meclisten dışarı dostlar, kendimi Akdeniz'de hıyar gibi hissetmiyorum ama şey, yani shut up da diyebilirdi. İyi ki demedi, demedi. Emel Boydaş, Bedeoğlu eczanesi, Evren Neşe, günaydınlar. Şubat ayı birçok kişi bu virüse bulaştı. Birçoğumuz hissetmeden geçirdi. Kimisi zaktüre oldu, geriye dönük akciğer röntgenlerini incelesinler. Bunu zaten görecekler. Yoksa şimdiye kadar patlardı bu iş. Çünkü şuna maske takılıyor ama kuralına göre takan da yok. Şu anda maske takılıyor ama kuralına göre takan da yok. Evet ama görünsüz sosyal mesafeyi hürra Covid'siz kalmayacak diyor Fateş Unan. Fatoş Unan, görünsüz diyor sosyal mesafeyi. Evet, her cebinde Kıbrıs pasaportu olan tabii ki Anastasiadis'i Cumhurbaşkanı kabul etmiş olur dolayısıyla. Yani yanlış söylemedim, sağ ol Lika Şemmedi, çok teşekkür ederim yorumun için, sağ ol. Emel Boydaş, günaydın. Gülden Duriye keşif, 100 tanesi 30 TL'den olan maskeler, tanesi 7,5 TL oldu, devlet el atmalı. Ben şey diyeyim size, yani... Benim çok sevdiğim bir ağabeyim var. Meslekteki ustam da derim bazen, Reşat Akar. Her gün haftada 2 tane bağ gönderir. Nasıl? Şimdi reklam gibi olacak, kusura bakmayın ama Diyalog gazetesi veriyor 2 tane. Bak dün verdi bize 1 tane, bu yanımdadır. Bugün geldim, işe geldim. İşe gelirken arabayla geldim. Biraz sonra bir işim var, bir yere gideceğim. Bunu takacağım. Yalnız sormak istediğim bir şey var. Burada bir sert metal kısımcık var. Bu alta mı gelir, üste mi gelir? Yani burunun üstüne mi takılır? Yoksa alta mı takılır? Olay hareket bu. İşte. Biraz da böyle program yapalım, değişiklik olsun diye. Evet. Cumhurbaşkanının görev süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanının zaten yetkisi mi var ki arkadaşlar, tartışıyorsunuz yani. Cumhurbaşkanı da işte komite kuruyor, momite kuruyor. İdare ediyor maçı. Ama zaten Murat Kanatlı kardeşim, Yeni Kıbrıs Parti, ben çıkarayım bunu müsaadenizle. Çünkü gözlüklere şey gider, buğucuk gider de okuyamam durumları. Bak gene değdi burnuna. Değmemek lazım. Delirdik, delirdik. Mehmet Yağlı, neredesin Mehmet Yağlı? Ne yapayım? Ama dezenfektan hastası olduk. Ama Donald Trump ne diyor? Dün açıklama yaptı o gerizekalı. Gerizekalı. Almanlı, Amerikalılar beni mahkemeye verirse versin. Sorumlusu diyor, ben değilim dezenfekte içerse bu insanlar. Çünkü suçlamışlar adamı, demişler gene ve husur be. Brio. Şeklinde bir açıklama yapılmış Amerika'da. Brio başlıklı. Yapma böyle de sağa inanacaklar. Ayağım, inacaklar sağda içecekler. İçtiler. Nitekim Tekirdağ'da bir kardeş içti gitti, Allah rahmet eylesin. Evet, Emel Boydaş demiştik. Gülden Dürüye keşif. Hade'de daha şampiyon olacağız. Ahmet Efecan, Mausa Türkücü bayrağı astı herhalde. Hade'de daha şampiyon olacağız. Üçüncü ülke vatandaşlarımız, çok güzel Erdoğan Karakaya. Yani başka vatandaşlar, bunlara diyor korona işlemez galiba. Alıp markete giderik. Biz devreye atması lazım Mausa içinde. Evet, resmen böyle. Yani bunlara işlemez. Enver Buda kardeşim günaydın. Mehmet Ali Salih abim günaydın. Koronanın ciddiyetini daha anlayamadılar. İnşallah ikinci dalgayı getirmeyiz. İnşallah getirmeyiz. 43 yıldır aynı hikayeleri dinleriz. Bunlarda hiçbir şey olmaz. Çünkü çok daha kötü olacağız diyor Barış Erdoğan. Aman dikkat Barış. Raif Toluk günaydın, Fezil Aykan günaydın, Salih Demirkent günaydın. Maskesiz dışarıya çıkmayacağız, açılacak diyor ama maskesiz dışarıya çıkmayacağız. İnşallah, inşallah açıldığında dikkat ederiz. Çünkü
Hatoş Unan'ın uyarısını unutmayın. Günaydınlar, açılalım. Evet ama görün siz sosyal mesafeyi. Hürra, sarıl da gene derim ben. Yılşen Nacibomdiko, günaydın. Evet. Muhtar bile çok. Bakan, çakan, kalem müdürü, silgi müdürü, açacak müdürü. Boş, boş bunlar Serhat Hocam, diyor Barış Erdoğan. Üste takılır kardeş. Hah, doktorum diyor ki bu üste gelir. Bu üste demircik kısmı var. O üste gelmesi lazım. Çok teşekkür ederim doktorum. Gidişat nedir diyor Kubilay Özkıraç. Her şey tamamdır. Devrime hazırlık yoldaş. Kalaşnikoflar tahtadan olacak inşallah. Silahlı devrim. Yok tabii ki, şaka. Eskiden vardı o, Gaziveran'da Alpay Hocam vardı. Sürekli devrim yapardı. Evet. Aysel Çelikol, onları da hatırladım. Güven abim, Alpay abim, Göker abim, hepsine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aysel Çelikol, günaydınlar. Abdullah Yükler, tel üste gelir. Evet, o da güzel söyledi. Metal gözlüğün altına gelir, böyle buraya gelir. Tam Kamil Özalay düzeltti bize. Fezile Aykan, demircik üste konur. Sağ olun, çok teşekkürler. Recep Sütlüceli, Londra'dan bize Emine Temizkan, Recep Sütlüceli, Emine Temizkan buradan selam ediyor. Hacer Özer'den günaydın demiş bizlere ve devam ediyoruz. Ne diyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir tartışma var. Etik metik dedi Sayın Ersan Saner. Ama YKP'nin genel sekreteri zaten diyor aldığı karar, yani devletin bile aldığı kararlar yasa dışıdır. Maske uygulaması yasa dışıdır. Ve ceza hükmü yoktur diyor bunun. Sürveyans komitesi, bu komite karar almadan maske zorunluluğu getirilemez. Bizde öyle bir komite de yok. Yani çok hoş bir açıklama, oldukça uzun. Tabii Asaf Şenol, günaydın. Bu tartışma konusunu da geçtik. Bu önemli bir tartışma. Bir tartışma konusu daha var. Söylemiştik, güneyde çalışan işçilerimiz. Onlar da gazetede var, bugün okuyacağız ikinci bölümde. Önemli bir tartışma o da. Ve tabii ki kuzeyde çalışan, güneyde yaşayıp pile gibi. Ama hayır, benim birkaç tane de tanıdığım var. Güney Kıbrıs'ta kalıyorlar. Onların da işleri kuzeyde olabilir. Bu da önemli bir tartışma. Zengin yoksul ayırmıyor demişti Madonna. Muhammed Reza Gaffari, günaydın. Her zamanki gibi enerjik, doğrucu olmanız zorlukla karşı motive eder. Çok seviyoruz sizleri, sağ olun. Yani ben sizi seviyorum Muhammed Reza Gaffari. Erdoğan Karakaya, Allah sonumuzu hayır etsin abi. Amin, buru mübarek Ramazan gününde. Erhan Akar, günaydın. Sonuna geldik artık. Cahd edelim biraz daha diyor Erhan Akan. Çok güzel, cahd edelim biraz daha. Evet, ne zaman açılacak? Ali İşlek soruyor ve eskisi gibi olmayacak. Hayır, yeni bir hayatımız olacak artık. Yeni hayat. Yani mesela yeni hayatımızda sarılma, kucaklaşma yok. Yani kimse artık kimseye elini tokalaşmak için uzatmasın. Geçenlerde biriyle yanlışlıkla karşılaştık. Yani yanlışlıkla karşılaşmadık. Karşılaştık bir yerde. Uzattı adam elini. Baktım böyle, herhalde arkamdan söylemedik laf bırakmamıştır. Akraba olduk yani çocukla. Kesin. Kesin akraba olduk. Çünkü küfretti belli. Ama baktım ele, böyle bir baktım. Ve ben gözle elin üzerinde korona gördüm. Yani odur. Onun için ikide bir Mehmet Yağlı'ya çağırırım. Hocama. Çünkü hepimiz, evet kardeşiz, Mahsun Kırmızıgül'ün dediği gibi, ama aynı zamanda hepimiz bir miktar attı yani sigorta. Attı kafamın tası, dipten budadım Hans'ı, dilimler vardı bir zamanlar. Hans'ı dipten budamak, Hans da sıkıntılı bu arada, onu da ayrıca söyleyelim. Asaf Şonel abim, günaydın. İsmail Cömer, televizyon, Ali İşlek. Evet, Muhammed Gözay, günaydın. Rifat Berkel, başkanım, günaydın. 1500 TL'ler 4 Mayıs'a kaldı. O da herkese değil. Alın size hükümet, diyor Muhammed Gözay. Aslında Muhammed kardeşim, sana da bir espri yapmak isterim. Çok şaka. Bir gün bu Ersin Tatar'ı, başbakanımızı kızdıracaksınız. Vallahi kızdıracaksınız. Yemin ederim, sinirlenecek bir gün hakikaten. Ve diyecek ki sen gel be, diyecek. Sen gel be hadi.
O zaman ne yapacağız bilirsiniz. Bu Facebook'ta bir sürü kahramanımız var. Ben Muhammed Cüze kahramanlarımızdandır demiyorum. Rasih Reşat'ın Hasan Hastürer hocam ve kardeşim bunlar. Çok değerli arkadaşlarım. Hasan Hoca ellerinden öpüyorum. Benden çok fazla büyük olmamasına rağmen. Ve sevgili Rasih Reşat yanaklarım. Ama uzak distans meselesi. Uzaktan sosyal mesafeden. Onlar da yazdı. Yani sosyal medyada artık küfür edenler, bağıranlar, çağıranlar olacak gibi değil. Onlar değil. Muhammed Gözay için söylemiyorum. Almaz dünya. Kimse almasın. Ama gerçekten Cem Yılmaz hikayesine döneceğiz. Yani Cem Yılmaz'ın anlattığı hikayelere döneceğiz. Bu eleştiri yapanların çoğuna olmadı be. Her şey yanlış be. Bunlar yürüyemez, bunlar düşemez, bunlar takla atamaz, bunlar işte barfix çekemez, bunlar şınav çekemez, bunlar hiçbir şey bilmez. Kemer bile takamazlar. Kemer takamazlar arabada. El işaretimden yanlış bir şey anlamış olmayın. Yani. O an fıkrası var onun. Kemer bile takamazlar. Şimdi desen ki, desem ki şarkı değil. Deseniz ki bunlara gelmesen a diye kalacak. Çünkü kolay bir şey değil. Hele KKTC'de. Düşünün KKTC'de başbakansınız veya bakansınız. Ve isten her işi doğru yapasın. İmkansız. Mümkün değil. Ne için? Çünkü çirkeften gelin. Sen temiz olmaya çalışsan da kolay değil. Mümkün değil. Mümkün vallahi değil. Allah için değil. Anam evladım olsun değil. Derelleliler. Ya o ne misli o? Açılımdan sonra en büyük tehlike sokaklardan ziyade kapılarda olacak. Gerek güneyden gerek yurt dışından gelip gidenlerin çok sıkı kontrol edilmesi gerekir. En önemli nokta budur çünkü belli oldu. İçerisi temiz şu anda. Virüs kendini 15 günde gösterir. O yüzden gelirse gene dışarıdan gelecektir. De gelir mi acaba dışarıdan bilmiyorum. Zengin yoksul tartışması. Batuhan Rok nereliydi bunu söyleyen? Çok teşekkür ederim. Halil Tacan Iskordo Larnaka'dan. Kıbrıs'ın en güzel şehrinden diyor. Larnaka'dan günaydın. Baftır en güzel şehir. Kimse şey yapmasın. Sevgili Örsan görüntü gitti. Başka bir şey geldi, geri geldik. Tekrar bir şey olduk. Mahsun Uysal selamlar, içim nadiri günaydınlar. Emine Temizkan, şeker bayramı kapıda, kapı kapı gezmeler yok. Evet, kapı kapı gezmeler yok. Evet. Zengin yoksul ayırmaz deniyordu ya, alakası yok. Çünkü dünyada savaş ve çatışma olan 34 ülke, David Miliband, İngiltere'nin eski dışişleri bakanı ve arkadaşımdır. Gerçekten yani Ertuğrul Özkök gibi konuşmuş olmayayım derim duayen gazeteci ama David Miliband tanıştığım bir insandır da onun için. Yedi kişilik değil ama yani ahbabımızdır İngiltere'den kalma. Bizim zamanımızda dışişleri bakanıydı. Mahsun Uysal. Evet. Sağ olsunlar Mustafa Gül, Muhammed Gözay, Mahsun Uysal, Ramazan Özberkman. Bunlar diyor okullar en son açılacakmış. Çocuklara kim bakacak? Geçen gün de sorulmuştu bu çocuğu. Çocukları öldürün demiştim. Olmaz tabii ki öyle bir şey. Siz bakacaksınız. Evet. Fırat Golal. Şimdi David Miliband International Rescue Committee, Uluslararası Kurtarma Komitesi diye bir komitenin başkanıdır. Bu çatışma ortamlarında başkanlık ediyor. Dünyada 34 tane ülkede çatışma var. 34 yerde. Bunlar Afganistan, Burundi, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kamerun, Çad, Kolombiya, Çad'ı söylemiştik. Fil Dişi Sahili, Democratic Republic of Congo, El Salvador, Etiyopya, Irak, Ürdün, Kenya, Lübnan, Liberya, Libya, Mali, Myanmar, Nijerya, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Somali, South Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Uganda, Venezuela, Yemen ve Yunanistan. Yunanistan'da savaş yok ama çok büyük göçmen sıkıntısı var orada ve buralarda önemli olan şudur.
çok basit bir yayılma teorisiyle hesaplarsanız diyor, 1.6 herkese 100 bini 1.6 ile çarptığınızda, önemli olan bu gibi sıkıntılar, 100 bin kişinin olduğu bir yeri düşünün. Ve diyor ki bu savaş yoksul ortamlarında eğer birkaç hafta bakın ha, birkaç hafta içerisinde tedbir almazsanız ölü sayısı 3.2 milyon olabilir. Ve bulaş sayısı, çok hoşuma gidiyor o kelime, yani bulaşmış insan vaka sayısı, İngilizler case diyor, 1 milyar olur. Ve asla önüne geçemezsiniz. Evet, bu çok önemli. Bir konudan daha bahsedeceğim. Bir de hikayemiz var, anlatacağım. Sonra hava durumuna geçeceğiz Örsan'ım, öyle yapalım. İstersen sen çık gel durumundasın, çünkü daha var yani. 8'i 19 geçe hava durumunu okuyacağım, 8'i 20 geçe aralık yapalım, tamam? Ara verelim, oldu. Şimdi doluyuk bugün. Bugün çok dolu, bugün konular çok. Irkçılık. Lütfen ırkçılıktan ve dışlamacılıktan vazgeçelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'sa Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama Ali Erbaş'ı koruyacağım diye dün Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamayı savunur pozisyona geldi. Bence yanlış. Çok yanlış. Ali Erbaş hastalığın yayılma sebebinin, bazı hastalıkların LGBTİ bireyler olduğunu söyledi. Bundan daha ilkel, çok eskide kalmış bir açıklama olamaz. Bizde de çok yanlış olan bazı yorumlar yazıldı internete. Onun altına savunma amaçlı yapılan yorumlar çok daha da kötü oldu. Her ikisi de yanlış. Özellikle Türkiye'li Kıbrıslı kavgasına şiddetle karşıyım. Şu anda bu ülkede en çok yardıma ihtiyacı olan insanlar, özellikle son yıllarda çalışmak için gelen Türkiye'li annelerdir. Bu yine uzmanların, doktorların saptamasıdır. Ve Afrikalı öğrencilerdir. Lütfen, hepimiz insanız. Rengimiz, siyasi tercihlerimiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız, cinsel yönelimimiz veya tercihimiz, her neyse adı, farklı olabilir. Size ne? Nesi niye sormuşlar ki? Yarın ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne? Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Kah giderim medreseye, kah giderim meyhaneye. Sana ne? Sana ne diyor nesini? Seni ilgilendirmiyor. Sen işine bak. Sen hayatına bak. Tamam. Bu çok önemliydi. Bu uyarıyı yapmamız lazım. Ve bu konuda sosyal medya çılgınlığından da vazgeçmemiz lazım. Ve gelelim günün hikayesine. Günlerdir burada hapishanelerle ilgili, hapishanemizle ilgili bir şey söylemeye çalışıyorum. Açıkçası çok saldırı işittim bu konuda. Hapishanenin COVID-19'la mücadele konusunda en, hatta tek sınıfta kalınan yer olduğu konusunda adım gibi eminim. Yani iki şişe detolunan, üç şişe ilaçlamayla olmaz bu yöntemler. Bir şeyler yapılmalıydı, çok acil yapılmalıydı, yapmadık.
Rıza Şen günaydın. Kanada'dan bize günaydın diyor. Kanada bayrağıyla Seral Çetindal günaydın kardeş. Evren Nadir günaydınlar. Refke'den Mustafa Nadir'e de selamlar ederim. Devlet yardım etmek isterse tespit edilir kim yoksuldur. Yardım alır. Bir zarfa konarak kapının altından atılır. Hiç temas edilmez. Çok mu bu? Evet. Mercan Şirin günaydınlar. Yasalar 30 Nisan yoksa yine uzatmalar var mı? Yasaklar bitecek mi? Bilmiyoruz daha. Yarın karar verecekler. Evet, Erdoğan Karakaya. Evet, çok güzel. Beni, sizi arayan diyor. Geçen gün kayınbiraderimdi. Adamın bölümünü değiştiler ve 2 ay telefon yasağı verdiler. Ayıptır, günahtır. Evet. Bakış açımız nedir mahkumlara biliyor musunuz? Bu ülkede yönetenlerin bakış açısı ve toplumun da bakış açısı budur. İsterseniz beni linç edebilirsiniz, isterseniz beni kovabilirsiniz. Zaten arabam makinistler açılsın, 10 aracım var, Mars'a kaçacağım. Ya Mars'a kadar sürer miyim bilmem ama kesin ayda evim var ayda. Ayda aldım ben, aya yaptım yatırımı yani. Bu dünyaya, bu çirkin dünyaya Ecbet Kanatlı niye yapayım değil mi kardeşim? Tamam Örsancığım, tamam canım. Evet. Bak benle konuştuğu için çocuğu başka koğuşa koydular ve 2 ay telefon yasağı verdiler. İstediklerini yapabiliyorlar. İstediklerini. Yani mahkumları çok seviyorum. Öyle bir durumumuz yok. Ben bütün dünyadaki insanları çok seviyorum. Mahkum hiç beni ilgilendirmiyor mahkumsa veya tutukluysa. Orada koronavirüs önlemleri konusunda bu hükümet sınıfta bile kalmadı. Okuldan atıldı. Chris Maharaj. İsterseniz girin internete, adını yazın. Bir İngiliz ama Hindistan asıllı, isminden anlayacağınız gibi 81 yaşında. Sanırım 1980'li yıllarda Ali Soytürk bize selam ediyor 80'li yıllardan. Mehmet Paşa günaydınlar. Günaydın, sağ ol, teşekkür ederim. Muhtarım, eski muhtarım tabii ki, başkanım Ömer Meraklı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En çok sevindiğim olay düğünlerde tören kisvesi altında damattan önce yetiştiren binlerce insanın gelini öpmesi. Bundan sonra olmayacak diyor. Gelini kimse öpmeyecek. Yusuf Tunçer, en nihayet 1 Mayıs'ı da eve hapsettiler diyor Yusuf Tunçer Barkut. Sonay Yıldız bize günaydın dedi. Serap Çelik Kıran, Mehmet Uluçaylı. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Erdoğan Karakaya çok teşekkürler, sevgilerimi iletiyorum, aynen. Rıza Şen selamlar etmiştik zaten. Seral Çetindal'a da bol gitarlı güzel günler diliyoruz. Nevzat Kolçak. Dördüncü aşamada açacağınız inşaat sektörünü birinci aşamada açacağız diyorsunuz. Dördüncü aşamada açacağınız kuaförleri bire çektiniz. Daha belli değil, yarın belli olacak. Şimdiden eleştirmeyelim. Fikriye Özsaydoğlu Dağcı, Ekrem Gazi Özuysal, Semiray İşlem, günaydınlar Semiray kardeşim, günaydınlar, selamlar. Anneciğine çok 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 ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum Cemal ablamın. Serkan Kocabaşoğlu, Mausa'dan günaydın. Potinciler açmayacak mı? Listede potin tamircileri var ama potinciler yok. Bilmem Serkan'ım, sor genlere. Fatma Tuğcan, Kadir Tatlıtürk. Evet, çok şükür cezaevinde hasta yok, bulaşma yok inşallah. Ama risk var Kadir Tatlıtürk, risk var. Ve riski önlemek lazım. Bütün ağladığımız, sızladığımız bu. Nedime Öreç, Rıza Sakız, İzmir'den selam ve sevgiler yavru vatana. Rıza Sakız, İzmir dediğince de benim aklıma her nedense şey geliyor ya. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. O geliyor hep aklıma. Yaşasın, herkes yaşasın tabii ki. Evet. Çocuklarımızı görmeye zaten gidemiyoruz. Bir telefon görüşmemiz vardı. O da artık yok çünkü telefonlar bozukmuş, bir haftadır konuşamıyoruz, sesleri gelmez.
Tek bir özgürlüğümüz vardı. Bence bunu da isteyerek kasıtlı kırdılar. Yani bozdular. Kesin dediler. Kimse konuşmasın bak. Seyahat İncirli'nin programını bile aradınçlar. Onlar. Ha, gelelim Chris Maharaj'a. Chris Maharaj iki kişiyi öldürmekten sanık oldu. Mahkemede jüri suçlu buldu. Adam Orhun Karagözlü müdürüm, günaydınlar sayın komutanım. Nevin Oğuzca günaydın. Atınç Yosoy, polis kardeşim günaydın. Nevin Oğuzca bize Londra'dan selam ediyor. Evet. Mahkumları korona riskine teslim etmek insan haklarına aykırıdır. Muhammed Gözay. Aynen. Benim bütün derdim bu. Şimdi iki köşeyi öldürdüğü iddiasıyla yargılandı ve suçlu bulundu. Ama Chris Maharaj yaklaşık 30 yıldır veya 20 yıldır ne kadarsa suçsuz olduğunu ispat etmeye çalışıyor. 81 yaşına geldi, sağlık durumu çok kötü ve hapishanede 40 yaşlarında biri pozitif çıktı. Şimdi avukatları diyor ki biz zaten yaptık bütün çalışmalarımızı, neredeyse bu adamın suçsuz olduğu ispat edildiği hapisten de çıkacak ama daha kapalı olduğu için bazı durumlarda açamıyoruz. Bu adam oradadır ama en azından geçici olarak bırakın diyorlar. Aynı mentalite, aynı kafa, hayır kalacak içeride dediler. Ve ne diyor insanlar biliyor musunuz? Önce Chris Maharaj'la ilgili verilen karar idamdı. İdam kararıydı. Amerika'da var bazı eyaletlerde. Sonra ömür boyuna çevrildi. Ama adam şu anda suçsuzluğunu ispat etmek üzere. 81 yaşında. Ama bıraktılar içeride. Covid bulaşırsa kesin gidecek. Yani koronavirüs bulaşırsa Covid-19'dan kesin gidecek. Bu infazdır. Bunun adı infazdır. Bunun adı infazdır, başka bir şey değildir. Çıkarın, kelepçecik takın, orada sosyal mesafeyi sağlayın, yasak da getirin. Yapamazsanız da kapatın, kilitleyin ve kaçın. Bu kadar basittir. Bu kadar basittir. Budur, insan hakları budur. Savunacaksanız savunacaksınız. Savunmayacaksanız savunmayacaksınız. Hava durumuna geçebilir miyiz yoksa birazdan mı geçelim sevgili Örsan? Neden? Evet, devam edelim. Ben hava durumunu buradan okuyabilirim. Evet. Evet. Evet, sevgili Gayınçom diyor Erdoğan Karakaya. Günaydın Karadaşçığım. Allah'a emanet ol. Her zaman arkandayım. Çıkacaksın inşallah kardeş diyor. İnşallah. 9'dan sokağa çıkma yasağı 9'dan sonra devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Devam ediyor. Ben hava durumuna giriyorum. Emine Akçam. Cezaevinde 2 ay televizyon yasağı alan abimdir. Kendisiyle konuşamıyorum. Sizi hiç kaçırmadan izliyor. Ona çok selamlarımı söyleyin. Ali Akçam, sana selamlarınızı ediyoruz. Hasan Akyüz, günaydınlar. Pembe Kurtaran Kartal, güneşli bir gün Alsancak'tan selam ediyoruz. Lefkoşa Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık sizlere de bizlere de selamlar ediyor. Muhammed Gözay kardeşim sağ ol, teşekkür ediyorum. Hava durumuna ben buradan direkt Bodoslam'a giriyorum şu anda. Var mı başka mesajımız şu anda? Kim ne derse desin, sağlık personeli olarak duyarlı, zafere duyarlı halkın sadece kurallara uymayanları polisimiz uyarmaktadır. Sayenizde KKTC halkına teşekkür ederim diyor. Bu maske takmaya uymayanları polis uyarsın diyor lütfen. Uyarmalıdır diyor. Hayri Köreken kardeşim, o da bir sağlık çalışanımız. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Ve hemen bakalım hava durumuna, sonra araya gidelim. Buradan bakıyoruz. Bugün 28 Nisan, bölgemiz alçak basın sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava açık ve az bulutlu. Öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek. Bugün açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde olacağız. Girne 23, Çamlıbel 21, Lapta 20, Akdeniz 22, Boğaz 22, Alevkayası 21, Esentepe 21 derece. Lefke 20, Güzelyurt 23. En sıcak 3 noktamız her zamanki gibi Lefkoşa, Ercan ve Geçitkale 27 bunlar. Beyarmudu 25, Gazimağusa İskele 24, Yenerenköy 23 derece. Bölge genelinde fırtına beklentisi yok.
Meteoroloji dairemize teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz, ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız. Ya çok teşekkür ediyorum. Bu defaya diyor, Diyalog Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Maskecik için dün verdiler. Ama ben size söyleyeyim, buradan reklama girersek girsin. Bir yemek ısmarlar bari Reşat Akar bir gün, sevgili Reşat Akar. Salı Diyalog veriyor. Yarın gene maske verecek Diyalog. Yarın bana bir tane daha beleş gelecek. Çünkü Kanal T'de gazeteleri ben alıyorum. Ben açıyorum, bana geliyor. Evet, üzgünüm sevgili Kanal T çalışanlar ama ben aldığım için, ben açtığım için geliyorum. Kalemcikler açık. Evet, ara verdik. Aradan sonra buradayız.